Cizre'de de söyledim. Bizden suçlu çıkmaz. Bizden insan çıkar. Suçlu arıyorsanız o giden kayyumların peşine düşün. Çünkü suçlu onlardır. Suçları bütün çıplaklığıyla ortada. Yapmış oldukları yolsuzluklar, hırsızlıklar, talan hepsi ortada. Ama tüm bunlara rağmen halkımızda, belediye başkanlarımızda, eş başkanlarımızda, belediye meclis üyelerimizde büyük bir moralle, büyük bir şekle işlerinin başındalar. Tüm zorluklara rağmen bu zorlukları aşma azmi ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Bize düşen de onlara destek olmak. Tüm halkımızla birlikte belediyelerimizi ablukaya almak değil, belediyelerimizi kucaklama zamanıdır. Hep birlikte bu mücadeleyi de başaracağız. Daha önce anlatmıştım, hatırlayacaksınız, bizim bir van ve halı hikayemiz var. Hani halıyı götürmüşlerdi, halı hala gelmedi. Ama Silopi'de halıdan daha ilginç ne olabilir diye düşüneceksiniz. Çok ilginç bir hikayeyle karşılaştık. Silopi'ye ziyarete gittik. Hava 40 derece. İnanılmaz sıcak. Salonda bir aradayız. Halkımızla beraber hınca hınç dolu salon. Klimalar çalışmıyor. Dedim herhalde bu kadar borç var. Bizim belediye tasarruf ediyor. Başkan dedim sen yak. Hiç olmazsa biraz aç da serinleyelim. Dedi açamayız. Neden? Kayyum dedi soğutma sistemini çalmış. Evet. Soğuk klimayı götürmüşler. Bitmiyor. İdil'e geçtik. Belediye binası yok dediler. Kültür merkezinde orayı belediye binasına çevirdik. Orada bir araya geleceğiz. Niye dedim? Belediye binasını yıktılar. Neden yıktılar? Arsayı çalmak için. Evet. Hırsızlıkta sınır tanımamışlar. Yolsuzlukta, talanda sınır tanımamışlar. Ama her şeye rağmen bizler özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen belediyelerimize sahip çıkacağız. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Tabii karşılaştığımız tüm hukuksuzlukların da hesabını yargı önünde sormaya devam edeceğiz. İl il gezmeye devam ediyoruz ve oradan Diyarbakır'a geldik. Sur'a, Sur'da çocuk festivali vardı, ona katıldık. Biliyorsunuz kayyum döneminde bütün festivaller yasaklanmıştı. Sanat adına, kültür adına ne varsa hepsi yasak. Çünkü bunlar sanat, kültür körü. Bunlar sanata düşman, kültüre düşman. Varsa yoksa halıyı götürsünler, kuru yemiş yesinler, halkı soysunlar. Ama Sur'a hayat gelmiş, çocukların sesi gelmiş. Çok muhteşem bir konsere katıldık orada. Çocuk koromuzun muhteşem bir konserini hep birlikte dinledik. Evet. Güzel şeyler de oluyor ama HDP ile oluyor. Leyla Güven'e uğradık, ziyaret ettik. Hepimize kucak dolusu selamlar var. Morali her zamanki gibi çok yüksek. Mücadele azmi her zamanki gibi çok yüksek. Onun şahsında bu mücadeleyi sürdüren tüm arkadaşlarımız da biz de buradan kucaklıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yargı reformu strateji belgesi açıklandı. Evet, yargı reformu strateji belgesi. Uzun süredir ciddi beklentiler yaratılarak kamuoyu gündemine taşınan bu belge aslında bir yerde bir itiraf belgesiydi. Demokrasiden, hukuk devletinden ne denli uzaklaşıldığının aslında deşifresiydi. 17 yıldır iktidarda olan bir parti ve onun başındaki insan yargı reformu strateji belgesini açıklıyor. Daha strateji belgesi aşamasındalar yani. Reformu geçtik, hala bir strateji belgesi hazırlıyorlar. 17 yıl sonra bu belgeye baktığımızda aslında yargı konusunda ne denli işler acısı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu hep birlikte izledik. Yargının örgütlenmesi, etkinliği ve işleyişine dair düzenleme yapılmasını öngören yargı strateji belgesinde yer alan düzenlemelerin önümüzdeki günlerde hazırlanacak eylem planında yer alması ve yargı paketleri halinde
gündeme getirilmesi bekleniyor. Yani yine her zamanki gibi önden topluma, kamuoyuna umudu, beklentileri servis ediyorlar. Sonra da bir zamana yayma politikasıyla işte strateji belgesi hazırladık, işte eylem planı hazırlıyoruz, işte bunu paketlere böldük diye aslında bu beklentileri yine karamsar bir bekleyişe çevirmekle meşguller. Belge ile tüm kamuoyunda, yargıda yaşanan tahribatı gördük. Adalet sisteminde yaşanan çöküşü gördük. Aslında Türkiye'nin yargı konusunda ne denli acil adımlar atılması gerektiğine hep birlikte şahit olduk. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi, biliyorsunuz bizler bu konularda uzmanız artık. Çünkü en çok yargılandığımız maddeler. Hukukçu olmamama rağmen neredeyse hukukçu kadar hepimiz bu konuya hakimiz. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi, 76-77. maddeleri, 220, 299, 301. Bunların hepsi aslında, evet, bizim yargılandığımız maddeler ama bunların hepsi aslında bir ülkede demokrasi ölçeği açısından ele alınıp değerlendirilecek maddeler. Bu maddelerle aslında Türkiye'deki demokrasi meselesinin nasıl içinden çıkılmaz bir hale getirildiğini görebiliyoruz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğündeki ciddi engeller oluşturduğunu hep birlikte biliyoruz. Kendisini yasanın, hukukun üstünde gören bir cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle böyle bir mekanizma yaratıldı. Herkese hakaret ediyor. Kendisini eleştirdiğinizde cumhurbaşkanına hakaret edemezsiniz deyip size dava açıyor. En ufak bir eleştiriyi bile hakaret mevzusu halinde ele alan cumhurbaşkanı kendisi sabahtan akşama kadar herkese hakaret etmeye devam ediyor. Bu maddeye dokunulmamış. Mesela bu yargı reformu strateji belgesinde buna dair bir şey yok. O zaman biz bu reformu tek adam reformu olarak niteleyebiliriz. Bu ülkede bildiğiniz gibi terörle mücadele kanunu var. Bu ülkenin gizli anayasasıdır terörle mücadele kanunu. Kürtlere karşı, muhalefete karşı, demokrasi güçlerine karşı uygulanan bir gizli anayasadır. Terörle mücadele kanunu kalkmadan bu ülkede bir yargı reformundan bahsetmek mümkün değildir. Eğer bu ülkede bugün toplumsal barış bu denli tahrip edilmişse terörle mücadele kanunu nedeniyledir. Çünkü bu kanun toplumsal muhalefete, muhalefete karşı, Kürtlere karşı, demokrasi güçlerine, devrimcilere karşı demokrasinin kılıcı gibi sürekli sallandırılmaktadır. Eğer gerçekten yargıda samimi bir reforma ihtiyaç duyuyorsanız bakın bizim hazırlığımız var. İsteyin gönderelim. İnceleyin. Bizim hazırlığımız toplumsal barış üzerinedir. Toplumsal barışı tahrip eden bütün unsurlardan bu ülkeyi kurtarmak üzerinedir. Başta terörle mücadele kanununun kaldırılması, ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün sağlanması, demokratik siyasetin önünün açılması, kürsü dokunulmazlıklarının anayasal güvenceyle korunan kürsü dokunulmazlıklarının sağlanması, demokratik siyasetten dolayı hiç kimsenin yargılanmaması üzerine hazırlanmış ve toplumsal barışı inşa edecek iddialı bir çalışmamız var. Evet, alın inceleyin. Reform nasıl olur? Değişim nasıl olur? Görün. Evet, katkı vermeye hazırız. Samimiyseniz hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Gelin meclis çatısı altında bütün partiler yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına, toplumsal barışı var etmek adına görüşelim.